Arkadaşlar, bugünkü deneyimizde nişastanın katı mı sıvı mı olduğuna karar vereceğiz. Nişasta ve sudan bir karışım oluşturacağız. Malzemelerimiz normal çeşme suyu, nişastamız ve geniş bir kabımız var. Şimdi nişastayı kabımıza biraz alıyorum. Üzerine su ekleyeceğim. Suyumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Ederken de karıştıralım şöyle. Şimdi karıştırırken de belli ediyor kendini az çok. Bazen böyle sertmiş gibi davranıyor. Biraz elimizle karıştıralım. Kaşığı alayım. Evet, nişastayı suyla karıştırdığımızda nişasta tanecikleri suda eşit olarak dağılıyor. Bu karışımı yavaşça hareket ettirdiğiniz zaman nişasta tanecikleri aralarında bulunan suyun etkisiyle birbirlerinin üzerinden kayıyor. Çünkü taneciklerin birbirlerinin üzerinden kayabilmesi için yeterli süre vardır. Bu nedenle karışım sıvı gibi akıcı hale geliyor. Oysa karışımı hızlı hızlı hareket ettirdiğimiz zaman, yani avucumuzda şöyle biraz alıp kuvvetlice sıkınca nişastanın katı hissi verdiğini hissediyor. Yani katı hissiyatı geliyor elimize. Bu nedenle karışımın katı olduğu hissini veriyor. Çünkü bu sırada nişasta taneciklerinin birbirlerinin üzerinden kaymalarını sağlayacak kadar süre yoktur. Aslında sıvı gibi görünüyor ama işte elimizi alıp oynadığımız zaman sanki böyle katıymış hissiyatı veriyor. Şu tam karışmayan bölümleri de katalım. Sıvı görünüyor ama elimizi aldığımız zaman sanki böyle katıymış gibi bir hissiyat veriyor. Bakın. Sıktığımızda içinde katı oluyor. Bırakınca sıvı gibi akışkan hale geliyor. Bakın arkadaşlar, şöyle yakından tekrar gösterelim. Şu an sıvı gibi ama elimin içine alıyorum. Sıktığımda katı gibi oluyor ama sonra tekrar sıvı gibi akışkan hale geliyor.